O zaman aşkın yaşı olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir gibi geliyor. Ya belli bir yaştan belli sonra... Belli bir yaştan sonra... Ben hiç katılmıyorum. Biraz değişiyor gibi düşünüyorum. Şimdi aşk, tekrar söyleyelim, o alevlenme halini arıyorsanız... Bazı garibanlar var, ben de tanıyorum bir kısmını. Ömür boyu devamlı elinde böyle yerleyici kürekle geziyor. Yani devamlı alev arıyor. Hiç közle böyle mangal yapmanın keyfini yaşamamış. Uzun süre bir ilişkinin içinde kalamamış. O tadı, o lezzeti alamamış. Ve hep yeni heyecanlardan medet uman insanlar oluyor. Mesela o olunca onun pek hani yaşamaşa baktığı yok. O çünkü devamlı bitmeyecek bir arayış, doymayan bir açlık. O aslında bir eksiklikle alakalı. İnsan hayatında bir yetersizlik görüyor ve bunu yeni heyecanlarla sürekli doldurmak istiyor. O biraz insanın zihninde, zihinsel hikayesinde biten bir şey. Ama tutkulu bir çekimi uzun süreli bir hikayeye dönüştürdüğünüz zaman bunun da yaşı yok. Ben de böyle 70-80 yaşlarına kadar birlikte yaşamış insanlarla tanışma fırsatı buldum. Gerçekten onları dinlemek muhteşem bir deneyim. Bir de şeyi bilirsiniz. Hani Allah hepinize uzun ömürler versin de böyle yıllar yıllar boyunca yaşamış eşlerden biri vefat eder misin? Öbürü çok kalmaz. Çünkü artık dünya çok onun için çekilmez hale gelir. O da işte birkaç ay, birkaç sene sonra o da peşinden aynen görevini tamamlar ve buradan gider mesela. O derece bir bağlılık. Bizim bu bağlılığımız, dolayısıyla bunun yaşla falan filan çok bilgisi yok. Hikayeyi neye dönüştürdüğümüzle çok alakası var. Salih Bey dışında var mı? Nasıl, kendinizi şanslı hissediyor musunuz bu konuda? Buyurunuz. İsminizi alabilir miyim? Duygu ben. Duygu. Duygu. Merhaba Duygu. Sinan Hocam, ben şöyle düşünüyorum evlilik konusunda, hani aşkı öldürmemesi konusunda. İki insan birbirine aşık oluyor, birbirini seviyor ve aşık olduğu taraftan mesela diyor ki ne kadar özgüvenli, ne kadar kendini geliştiren, işte ne kadar özgür ruhlu biri diyor. İşte karşı taraf da onun bir takım şeylerini beğeniyor. İşte giyimini, özgüvenini, cesaretini, özgürlüğünü birbirlerini gıpta ediyorlar. Ve sonra bu iki kişi evleniyor. Evlendikten sonra birbirlerine sınır çiziyorlar. Yani onun kalıbına girmeye çalışıyor. O ona uyum sağlamaya çalışıyor. Özgürlüklerini kısıtlıyorlar ve bir sınır içerisine koyuyorlar birbirlerini. Bu sınır hani dediğiniz gibi bir iki sene sürüyor canlı bir şekilde. Cici malir diyoruz biz buna. Sonra ölmeye başlıyor. Hani evlilik aşkı öldürür. Bence bu kısımda bizi etkiliyor olabilir. Böyle bir örüntü herkes görüyorsunuz yani. Birbirini olduğu gibi kabul etse, değiştirmese ve her gün gelişimine ve dönüşümüne tanıklık etse bu aşk ölür mü? İşte bu sonsuzluk dediğimiz şey böyle bir şey galiba. Şarkı gibi oldu. Hayat bayramı olsa şarkısına benzedi. Ama yani gerçekte işler pek öyle olmuyor. Mesela onları, o kodların bazı nedenleri var. Mesela aynen dediğiniz gibi ilişkilerin ilk başında hanımlar beyler herkes bir hatırlasın. Böyle özellikle daha genç dönemlerimizde ilk bu işlere başladığımızda hep böyle marjinal, uçarı, sıra dışı, çılgın değil mi? Böyle şeyler dikkat çekiyor. O yüzden mesela böyle rockstarlar falan çok genç kızın aşık olduğu tipler falandır. Hep böyle sıra dışı tipler bekleriz. Bu kişiyle tamam diyelim şey yaptın, tanıştın, bağlandın, evlendin neyse. Aynı ortamda yaşamaya başladın. 50 sene bu çıkıntıları çekebilecek misin? Mesela sonra ne arıyorsun? Mesela insan zihninin şekillenmesini konuştuğumuz bölümde her şeyin bize çocuklukta yüklendiğinden bahsetmiştik. Erkek kadın rolleri, anne baba rolleri, karı koca dediğimiz o eş rolleri, bunlar bile bize ilk yetiştiğimiz evde yükleniyor. Ve bir süre sonra şöyle ilginç bir şey oluyor. Erkekler anneleri vari, kadınlar da babaları vari bir eş beklentisine çok sık girebiliyorlar. Çünkü bildikleri ana örnek, eğer özellikle de sağlıklı bir aile ilişkisi yaşamışlarsa, o. İlk başta biraz hele hele ergenlik dönemlerinde bilmem ne ya da ilk gençlik dönemlerinde onlardan farklı olmak adına bile farklı ve marjinal tipleri tercih etseniz de hayat rutine girmeye başlayınca en temiz bildiğiniz örnek sizin evdeki örnek. Öyle bir şey beklemeye başladığınızda bir dakika diyorsunuz ya tamam daha dün hoppa zıppa iyiydi de biraz efendi ol falan işte. Ya bu ne artık ya böyle yapma. O zaman başlıyor işte sınır çizmeler. Bir insanın karşısındakini olduğu gibi kabul edebilmesi bence bir insanın hayatındaki ikinci en zor görev. Birinci en zor görev kendini olduğu gibi kabul edebilmesi. Daha önce bunun üzerine de çok konuşmuştuk, hatırlayacaksınızdır. Bir insan mesela kendi kendini ne kadar iyi tanırsa karşı tarafı da o kadar iyi tanıyıp anlayabiliyor. Kendisindeki zaafları, eksiklikleri ne kadar
objektif bir şekilde bilirse, karşı tarafı da o kadar az suçlama ya da sınırlama getirme ihtiyacı hissediyor. Böyle bir yüce gönüllülük ve kabul aslında bir insanın kendisiyle çalışmasına çok yakından bağlı. Biz orada biraz çok yeterli eğitim almıyoruz, yeterli örnek görmüyoruz. Biraz orayı galiba savsaklıyoruz ki sonra karşıdaki bir düzelsin ben süper olacağım kafasına giriyoruz mesela. Hele ki eşler arasında benim gördüğüm çiftler arasındaki en büyük problemlerden biri.